Astroloji dosyamızı tekrar açacağız. Şimdi bugün gündeme getireceğimiz soruysa astrolojinin gerçeklik payı. Astrolog Büşra Barışık ve Profesör Doktor Orhan Gölbaşı konuğum olacak bu saatliğimde. Hoş geldiniz diyorum öncelikle konuklarıma. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar efendim. Ee, şimdi biz... İki gün önceydi, değil mi? Sayın Hocam da buradaydı, Sayın Barışık da buradaydı. Sizinle birlikte konuşmuştuk. Şimdi tekrar Göl, Sayın Gölbaşı'na sormak istiyorum. Astroloji hakkındaki yorumunuzu, düşüncenizi, bilimsellik anlamında düşüncelerinizi almak istiyorum. Neden? Bunu neden yapıyoruz? Pek çok insan hayatını artık burçlara bakarak, Merkür'e dönerek, işte Güneş'e göre onun ilerlemesi, bunun gerilemesi konusunda doğum yaparak ya da toplantısında evliliğini buna göre düzenleyerek yapıyor. Bunun bilimselliği bir etkisi var mıdır? Sizden bilimsel bir görüş alalım önce. Buyurun. Etkisi hiçbir şekilde yoktur. Bilimsel olarak ben size açıklamasını yapayım. Şimdi bu Uluslararası Astronomi Birliği ki astronomi konusundaki tek yetkili kuruluştur. Sadece evet. doktorallar oraya üye olur. 1922 yılında gökyüzünü 88 parsele ayırdı. 88 tane takım yıldız adı verildi. Bunu niye yaptı? Biz bilimsel çalışma yaptığımız zaman diyoruz ki işte büyük ayının alfa yıldızında çalışıyorum ya da Pegasus'un beta yıldızında sırf bunun için yapıldı. Şimdi bu 88 takım yıldızın 13 tanesi dünyanın hareket ettiği tutulum düzlemi içerisinde kalıyor. Burada e, bu biz buna zodyak kuşağı diyoruz. Yaklaşık 18 derecelik bir kuşak. Bütün gezegenler de burada yer alıyor. Astrologların düşüncelerinin aksine 13 tane takım yıldızı burada yer alıyor. Ve bu takım yıldızlar Allah tarafından 30 derecelik açılarla bölünmüş de değiller. Mesela Başak Burcu 17, ben Burç demeyeceğim. Burç dediğim zaman inandığım anlaşılıyor. Takım yıldız diyeceğim. Başak takım yıldızı 17 Eylül'den 31 Ekim'e kadar 45 gün e, kalıyor güneş orada. Akrep Burcu'nda sadece 7 gün kalıyor. Yılancı Burcu'nda 18 gün kalıyor. Ama astrologlar, astrologlar Yılancı Burcu'nu görmezlikten geliyorlar. Çünkü orada parlak bir yıldız yok. Dolayısıyla e, güneş aslında güneş hareket etmiyor bu e, tutulum düzleminde. Dünya hareket ediyor. Fakat biz güneş hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Şimdi güneşin yerini bilmem Hint astrolojisi batı doğu astrolojisine göre değiştirmeye kimse teşebbüs edemez. Güneşin yeri bellidir. Saniyeler içerisinde bellidir. Gökyüzünde de bunun yeri bellidir. Şimdi ben e, burada mesela astrologlardan bir e, şey isim vermeyeceğim. E, bir defa güneşin yerini doğru bilmeden yorumda bulunuyorlar. İşte astrologun birisi e, Icardi'nin Balık Burcunda olduğunu söylemişti. Halbuki burada Icardi, burada Balık Burcunda değil, Güneş burada ve Balık Burcunda değil, tam aksine kovada. Şimdi buna dayanarak Fenerbahçe şampiyon olacak demişlerdi. Hı hı. Olmadı. Gerçi bu burçları doğru bilseler yorumları doğru olacak demiyorum. Yani bunları bile bilmiyorlar. Yeni bir başka bir yorumda İmamoğlu. Ee, 3 Haziran 1971 doğumlu. Onun ikizlerde olduğunu söylüyorlardı. Hayır. Boğa Burcu'nda ikizler burada. Dolayısıyla e, yani daha güneşin nerede olduğunu bilmeyen... Burçların e, daha doğrusu takım yıldızların e, 13 tane olduğunu... Zodyak takım yıldızlarının 13 tane olduğunu bilmeyen kişilerin yorumları... Safsatadan öte bir şeye gidemez. Gezegenlere gelince... En yakın yıldız bize 40 trilyon kilometre ötede. Onun için sabit diyoruz biz bunlara. Hı hı. Jüpiter 750 milyon, Satürn 1,5 milyar kilometre ötede. Bunlara tutup da insan gibi duygular yüklemek, zenginlikler, fakirlikler yüklemek bir saçmalıktan öteye gidemez. Biraz mitolojiden esinleniyor diye düşünüyorum ama hangisi daha tamam. eski bilemeyeceğim. Mitolojiyi ee, kabul ediyorum. Mitolojiden esinlenerek. Mitoloji, tabii ki bunlara isimler ve çeşitli pozisyonlar görevler verilmiş. O pozisyonların hiçbir hiçbir kıymet harbiyesi yok. E zaten mitolojide Ama... artık şimdi sadece bir öykü bir hikaye olarak baktığımız için bunun da onun devamı gibi olması gerekir. Sayın Gölbaşı devam edeceğiz. Ben evet. şimdi Sayın Barış'a da dönmek istiyorum. Sayın Barış e, Sayın Gölbaşı biraz önce aktardı. Güneş'in yerini bile bilmiyorlar aslında dedi. Kaç takım yıldızı var? Burçlarda 12 burç mu var? 12-13 müdür yoksa? Size sormak istiyorum bir de. Bilimsel olarak 13 olduğunu söylüyor Sayın Hocam. Ee, öncelikle merhabalar. Ee, bakıldığında aslında astrolojide evet 12 tane burç var. Fakat bilimsel bir kanıtı yok. Evet bununla aynı fikir diyeyim ben hocamla. Fakat bilimsel olmadığı gerçeği, astrolojinin var olmadığı anlamına gelmiyor. Ee, bu derecelerde tabii ki kaymalar olacak tam olarak net bilinemeyecek 30 derece 40 derece ya da Ikarides'in güneşi işte balık kovadaymış. kova demiş. Biz kendi aldığımız eğitimlerden yola çıkarak e, kendi kullandığımız tekniği baz alarak, bilimsel tekniği zaten baz alsaydık bu bilimsel bir çalışma olurdu. Biz bilimsel bir tekniği baz almıyoruz. Astrolojinin çok uzun yıllardan beri kullanılan tekniğini baz aldığımız için biz kendi tekniğimizden istatistiksel olarak ilerliyoruz. Aslında konu burada. Zaten hocamın dediği gibi olsaydı durum bu bilimsel bir çalışma olurdu. O yüzden de bilimle birlikte örtüşmüyor. Ama astroloji... E, yoruma açık bir konu olduğu için evet fikir ayrılıkları çıkacaktır. Her astrolog farklı bir fikirde, farklı bir yorumda bulunacaktır. Çünkü bu istatiksel bir çalışmadır, bilimsel bir çalışma Ama değildir. istatistikte bir bilim ya Büşra Hanım. Ee, sonuçta rakamlardan sonuçta bir tahmin yapılıyor aslında. Ama o tahminin sapma payının düşük olması hedeflenerek yapılır. Bu da ve istatistikte bir bilimdir. Şimdi burada. Yıldızların pozisyonuna bakarak insanların karakteri, insanların geleceği hakkında nasıl doğru bir bilgi edinilebilir? Ben onu merak ediyorum, onu anlamaya çalışıyorum. Ve sonuçta o yıldız herkesi etkiliyor. E biz 12 tane değiliz. Sonuçta değil mi? 12 çeşit insan çeşidi yok yeryüzünde. Hepimiz o zaman 12 ayrı gruba sokulmuş oluyoruz. Tamam, yükselen burç var, alçalan burç var, çeşitli bunun farklılaştırılma yöntemleri de var ama dünyada da 7 milyar insan var. Yani Aynı şey aynı şekilde etkileyemez farklı yerdeki insanları diye düşünüyorum. Ben o yüzden hep anlamaya çalışıyorum. Tabii ki de doğru bir bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz. Dışarıdan da ben bu alana girmeden önce aynı fikirdeydim. Nasıl bir terazi burcu diğer terazilerde aynı olabilir. Benim ikiz kardeşim var biz aynı değiliz. O zaman burada bir e, farklılık var. Şöyle çalışıyor herkesin doğum haritası doğum saatine doğum koordinatlarına göre değişiyor. Biz sadece Türkiye'de değil dünya genelinde bu teknik kullanılıyor ve her insanın parmak izi farklıysa doğum haritası da birbirinden farklı. İşte neden doğum Tabii... saati o kadar önemli? Yani yıldızların sizin doğum anınızda yaptığı açı sizin geleceğinizi nasıl etkileyebilir ki? Sizin kararlarınız etkiler, sizin çalışmalarınız öyle değil mi? Ben biraz daha mantıklı mı düşünüyorum? Yani nasıl yıldızlar etkileyebilir bulunduğunuz koordinatlara göre sizi? Bu bakış açısı da çok doğru. Şimdi astroloji yüzde 50 karar verme mekanizması ile birlikte çalışıyor. Yüzde <laughs> 50 kişinin iradesiyle yani bu açık ve öngörülebilen bir şey. Fakat bizim dışsal gezegenler dediğimiz Uranüs, Neptün, Plüton gezegenleri var. E, bu gezegenlerin yaptığı transitler uzun yıllar sürer ve Plüton kişinin elinde değil olmayan. Yalnız. Ben öyle varsayarak devam Hayır, etmek Plüton istiyorum. Plüton değil. Hayır. Plüton nedir hocam? Sizden bilimsel olarak alalım. Plüton nedir peki gezegendeyse? Plüton değil bir kere. Plüto. Ben İngilizcesini söyledim hocam, pardon. Plüto 1930 yılında gezegen olarak keşfedildi. Fakat aydan bile bizim ayımızdan bile küçük olduğu için ve bu tutulum düzleminin içerisinde de değil 17 derece farklı bir yerde birçok uzatmayayım birçok e, karmaşıklıklar olunca 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği toplandı ve bunu cüce gezegen olarak kabul etti. Plüton'un uzaklığı yaklaşık 6 milyar kilometre ötede. Aydan daha küçük. Dünya güneşin 333 binde biri. Plüto ne kadar olduğunu... Plüton'un kütle çekim etkisi sıfırdan sonra 13.01 kadar. Bakın 0,13.01. Bu kütle çekimi etkisini iddia etmek yani artık astrologlar bile bunun bir saçma olduğunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla ben kimseyi yani kişisel olarak suçlamıyorum ama ortada hiçbir şey yok. Tamamen afaki, tamamen kendilerine yani uydurdukları bir çizimlerle şunlarla bunlarla yorum yapmaya çalışıyorlar. Ha buna inananlar var mı? Var. Buna para verenler var mı? Var. Ama buna biz, bizim karışmamız mümkün değil. Biz e, bilim bilim insanları olarak uyarıyoruz. Bunun bir saçmalık olduğunu, e, bu yorumların hiçbir temel e, ne fiziksel ne bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyoruz. Ama insanlar buna inanıyorsa buna yapab yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sizin de söylediğiniz gibi bu kadar uzaktaki bir gezegenin 6 milyar e, kilometre ötedeki bir gezegenin insanları seçip de etkide bulunması bir mantık kabul edebilir mi? Ayrıca bu cüce, gezegenlere... Cüce gezegen, gezegen diyorsunuz fakat gezegeni siz de fark ettiyseniz cümlenizde Pliton'un bir gezegen olduğunu siz de ifade ediyorsunuz. Sadece cüce gezegen diyorsunuz. Tamam, Zaten biz bu yüzden dışsal gezegenler bakın, diyoruz. Çok uzak, dünyadan çok anda. uzak. Şu anda 8 gezegen var. Yer gezegeniyle birlikte 8 gezegen var. Bunu artık bunu kabul etmemiz lazım. Ama, ama siz de bunu ifade ediyorsunuz hocam. Allah aşkına. Tane, siz cüce diyorsunuz, var. büyük Hayır, diyorsunuz, ama, küçük diyorsunuz ama, ama bunun yani bu, var olduğu bu, gerçeğini bu, gerçeği siz de söylüyorsunuz. Ama bunun cüce veya cüce olması veya olmaması Plüton'un etkili olduğunu göstermez. Jüpiter bile göstermesi? Hayır var ya da iyi yok iyi ben şunu anlamak mi? istiyorum her iki konumdan da rica edeyim. Plüto gezegen olabilir, olmayabilir. Bilimsel olarak 2006 yılına kadar gezegen Doğru. olarak kabul ben edilmiş. Değil. Sonradan Hocam cüce kabul gezegen, etmiyor. Sonradan cüce gezegen olmuş. Ben bunu bir tarafa bırakmak istiyorum. E, cüce ya da değil, cüce ya da dev önemli değil. Bizim e, mesela Jüpiter nasıl etkileyebilir ki yeryüzünde yani Milyonlarca insan evet, var bizler küçücük insanlarız onun açısı benim geleceğimi benim başıma gelecek herhangi bir şeyi nasıl değiştirebiliyor bunu hani siz eğitimini Ş aldığınız için size soruyorum vereyim. Sayın Barışık eğitimde nasıl ee, öğretiliyor size bunlar? Şöyle örnek vereyim mesela bir güneş tutulması gerçekleşti ee, Amerika'nın üzerinde ben New York'ta yaşıyorum yüzde yüz gerçekleşen ve gözle görülebilen bir e, tutulmaydı ee, mesela bu güneş koç burcunda olduğunu söylediniz Neyin, ben anlamadım. Neyi koç 8 8 Nisan, 8 Nisan'da yapılan tutulmanın koç burcunda olduğunu söylediniz. Ben devam edeyim hocam. Siz yorumunuzu yaparsınız. Çünkü bana pek müsaade kalmıyor kendimi ifade etmek alanında. Ee, burada bir tutulma gerçekleşti. Güneş tutulması. Mesela New York depremsel bir alan değil. Deprem görülebilen bir yer değil. Ama daha önceki çalışmalara bakıldığında yüzde yüz gerçekleşen bir güneş tutulmasına bakıldığında Amerika'da büyük olaylar gerçekleşmiş. Biz bu istatistikleri baz alarak yorumlar yapıyoruz. Mesela evet deprem bölgesi değil ama deprem olma olasılığının çok yüksek olabileceği bir alandı. Şimdi bir güneş tutulmasının yeryüzüne bu kadar etkisi varken biz insanoğlu yeryüzünde yaşarken bizlere de tabii ki etkileri olacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve keza tahmin ettiğimiz gibi bir deprem gerçekleşti New York'ta ve yıllar yıllar sonra. Şimdi bunlar tesadüf mü yoksa istatiksel çalışmalara baz bu aldığında doğru gerçekleşen şey değil. olaylar mı? Meltem Hanım bu Hangisi doğru, bir hocam? Bir değil. Bu e, deprem oldu. Ben onu çok merak ed ediyorum çünkü Türkiye'de... Ben Türkiye niye olsayım hocam ben şey yaşadım. Ee, bak, tamam bak, şimdi siz, tamam, olabilir. Sayın Gölbaşı buyurun sizden siz, de dinleyelim nasıl doğru değil dediniz ne anlamda doğru değil dediniz buna? Şundan dolayı e, bakın orta şiddette yılda 122 tane deprem oluyor. Bu da demektir ki üç günde bir deprem oluyor. Halbuki Yok da olmuyor. Bir, tutulması. bir dakika niye olmasın? Niye olmasın? Açıp ee, bakarsınız hocam orada... araştırmalarınıza çünkü yanlış bilgi veriyorsunuz şu anda ekranlarda. Dolayısıyla hayır bu bilimsel bir bilgi açıp e, bu e, deprem e, enstitüsünden gelen bilgi bu. Ben A, baktığım için bu yorumu yapıyorum Amerikanın zaten. Amerikan'ın deprem e, şeyine bakarsınız. Bakın bu üç günde bir deprem oluyor. Bunu nereye koyacaksınız? Halbuki en fazla dört tane güneş tutulması olabiliyor. Siz bunu nereye koysanız olur. Bunu o kadar büyük bir yanlışlık yapıldı ki. 11 Ağustos 99'da bir güneş tutulması oldu. Sonradan da 17 Ağustos'ta İstanbul depremi oldu biliyorsunuz. Bu depremle bir bağladılar. Halbuki bu o kadar büyük bir kötülük oldu ki Türkiye için. Tabii ki yani doğru bilgilendirmek lazım hocam. Nedir 26 doğrusu? 2006 yılında. 2006 yılında 9 dakikalık bir güneş tutulması oldu. Antalya'dan girip Trabzon'dan çıkan. Bu Büşra Hanım'ın bahsettiği Amerika'daki tutulma sadece 4 dakika sürdü. 9 Neden? dakikalık tutulmayı biz 9 dakika tutulmayı bu deprem korkusuyla biz güzelce izleyemedik. Çoğu insan korktu gelmedi. Hiç deprem falan da olmadı. Yani güneş tutulması olduğu zaman deprem olur tamamen bir safsatadır. Bunu depremciler de bilimsel makalelerde bunu yaptılar. Onun için benim itirazım yok. İstedikleri kadar yani burada hiçbir dayanağı olmadan en ufak bir dayanağı ben söylediğim zaman kızıyorlar. Kahve falının bile bir dayanağı var. Bakıyorsun, "Aa burada sana bir kısmet var." diyorsun. Burada bu dayanak bile yok. Tamamen Yüzyıllardır Yıllardır kullanılan bu tekniğin araştırması. Ha, o bakın, sızdır, bakın keza cidden, o yüzden bak, Statistiğe girelim. Bakın, benim doğum tarihim 15 Eylül 1950 yazıyor nüfus cüzdanımda. Gerçek doğum tarihim 3 Mart. Şu anda 1950 yıllarda doğan hiç kimsenin ne doğum saati var, ne doğum tarihi var. Hangi istatistikten bahsediyorsunuz? Bak bakmıyoruz zaten 10 saati belli olmayan kişilere danışmanlık vermiyoruz tabii ki. Tamam, tamam Allah aşkına biz, abartmayın üstlen, siz de olayı. Sanki biz, biz de, böyle biz, açıp biz, yalanlar söylüyormuşuz işlecek. gibi oluyor. Evet. Bu kadar insan, o, bu kadar teknik uygulanıyor. Ben Amerika'da büyük kuruluşlardan eğitim alıyorum. Allah ha, aşkına o konuya bu kadar insan denetleniyor. Bana, neden bence, denetleniyor? Bence, i̇nsanlar bence, neden, bence, 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 neden bence, bu kadar önem veriyor? Siz sadece Türkiye çapında konuşuyorsunuz bu konuyu. Hayır ben ama dünya çapında da da çok önemli ve maalesef Türkiye'de denetlenmediği için siz de bu yorumları yapmaya açık bir haldesiniz. Keşke denetleyebilen büyük kuruluşlar olsa bakın, da daha iyi kişilerden bu fikir kuruluşlar. alışverişini yapabilsin. Hiç bakın, de uyduruk akademiler değil emin olun bakın, çok büyük akademiler. Akademi, çok akademi üniversite bünyesinde olur. Çünkü keşke burada, olsa bakın, Türkiye'de yok de, diğer yerlerde var. Şuranı bizim verir misiniz? TÜBİTAK, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bile. Akademi aşma izni yoktur. Akademi sadece üniversitede kurulur. Bir astroloji akademisi aynen Simit Sarayı gibi saçma sapan bir şeydir. Astroloji Sabri akademisi... Mesela hocam şu anda Allah Hangi üniversiteye bağlıymış bu? <laughs> hangi üniversiteye bağlıymış? Pilav akademisi var, İşte Simit akademisi var. Aynen onun gibi bir şey. Akademi üniversite bünyesinde olur. Başka hiçbir yerde olmaz. Keşke Türkiye'de de olsa da daha fazla insanlara, dünyada daha fazla da kişilere ulaşabilse. Dünyada da yok akademi, astroloji akademisi. Ben Uyanam. size yollayacağım hocam örneklerini. Hayır, yollayabilirsiniz. Hangi üniversiteye bağlı? Üniversiteye Hangi? bağlı demiyorum. Ben üniversiteye, üniversiteye bağlı, bağlı demiyorum. Bağlı Çok büyük kuruluşlar. Söylüyorum. Bakın, Çok büyük kuruluşlar. Üniversiteye, üniversiteye bağlı bir akademi yoktur dünyada. Peki. Akademi, akademik personelle kurulan gerçek bir kurumdur. E, tutukta e, siz e, bir akademi açtım diye e, akademi olmaz o. Anlıyorum hocam. O zaman bu kadar insan Amerika'da ya da Türkiye'de ya da dünya çapına boşuna eğitim alıyor, boşuna bir e, inanç sisteminde devam Yok, ediyor, ediyor. İle, bilim ile Kulturlu, inanç arasındaki dengeyi görmekte zorlanıyorsunuz. Maalesef ki böyle bir hayır, tartışma hayır, yaşıyoruz. Biz burada gayet net olarak konuştuk. Ha buradan bu tür şeylerle. Ben astroloji akademisinde okudum. O astroloji okulda okudum diye bir prim yapabilirsiniz. Ama bu sizin ortaya koyduğunuz şeylerin hiçbir kıymet harbiyesinin olmadığını gösterir. Ben sadece hayatımı gözlemlemeyi tercih ettiğim süreçte bazı ee, konu başlıkları yakaladım hayatımda ve bu gözlemlerime baktığımda bunların tesadüf olmadığını fark ederek aslında bu yola girdim. O yüzden de hayatımızda gerçekleşen hiçbir olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de gezegensel hareketlerin yeryüzündeki hareketler olduğu yok. gibi siz sadece burçlar alanında düşünüyorsunuz maalesef. Günlük burçlardan ibaret değil astroloji ben bunu ifade etmek istiyorum. Yani sabah uyandığımızda Başak burçları kendilerini çok güzel hissedecek, bugün çok depresif olacaklar gibi genelleme yapılmasının sebebi Bunların hepsi PR çalışmasıdır. Herkesin kendini reklamını yapma çalışmasıyla alakalıdır. Buna ben şimdi hiçbir şey diyemem. Başka soru olarak o şekilde ifade ediyor. Kendisini bu şekilde tanıtıyor. Ya da bir cerrah, bir doktor sosyal medyada kendini tanıtırken oturup kamp mı gösteriyor? O da kendisiyle alakalı sosyal medya PR çalışması yapıyor. Şimdi ben bu örnekleri baz alarak size gelip diyemem ki evet Başak Burçları bugün güne çok güzel başlayacak. Bu çok basite indirgenen bir durum ve maalesef ayaklar altına alınan bir durum ve bu konuyla alakalı da benim yapabileceğim bir yorum yok çünkü siz de bu konuda şikayetçisiniz sizi o zaman anladığım evet. kadarıyla Sayın Barışık. Şimdi bu konu her seferinde uzuyor bir kez daha yapalım diyorum tamamlamak üzere ama yine süremiz yetmeyeceği için burada noktalamak durumundayım. Astrolog Büşra Barışık çok teşekkür ediyorum size ve Profesör Doktor Orhan Gölbaşı size de çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Astrolojiye ne kadar inanmalıyız? Böyle bir şey var mı yok mu? Ekranlara taşımaya çalışıyoruz. bizlerde yine tekrar önümüzdeki günlerde belki tekrar ekranlara getiririz.